Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Aydın Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan ÖSYM tarzı 3 tane trigonometri sorusu çözeceğiz. Fakat bundan önce Fatih abiye çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bana bu güzel kalemi hediye ettiği için. Bundan sonra sorularımızı bu güzel kalemle çözeceğiz inşallah. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve sorularımıza geçebiliriz artık. İlk sorumuz da zaten kalemin altındaki 4. sorumuz arkadaşlar. 4. sorumuz demiş ki ABC üçgeninde A, B ve C açıları sırasıyla derece cinsinden bir aritmetik dizinin ardışık üç terimidir. Buna göre A bölü C çarpı sinüs 2C artı C bölü A çarpı sinüs 2A ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bize verilen ifadede şunu fark ettim. Bakın A bölü C var, C bölü A var. Benim A bölü C ve C bölü A'yı yakalayabilmem için verilen üçgende sinüs teoremini uygulamam lazım. Bakın sinüs teoremini yazarken de B açısına hiç girmeyeceğim. Sinüs teoremi nasıldı? A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C idi. Fakat dediğim gibi verilen ifadede B ile ilgili hiçbir şey olmadığı için direkt A bölü sinüs A hatta yazalım. Bölü sinüs A eşittir. C bölü sinüs C şeklinde yazdık. İster işler dışarı çarpımından isterseniz de hızlıca görerek C ile sinüs A yer değiştirirsiniz. A bölü C eşittir. Sinüs A bölü sinüs C olarak gelir. Demek ki arkadaşlar artık ben A bölü C yerine sinüs A bölü sinüs C... C bölü A yerine de sinüs C bölü sinüs A yazabilirim. E yazarsak A bölü C yerine sinüs A bölü sinüs C. Şuraya yazalım. Sinüs A bölü sinüs C çarpı sinüs 2C yerine de 2 sinüs C çarpı kosinüs C yazabilirim. Öyle değil mi? Bakın. Hatta buradaki sinüs C'lerde sadeleştiğine kaldı. 2 tane sinüs A çarpı kosinüs C kaldı. Artı C bölü A yerine sinüs C bölü sinüs A yazıyorum. Sinüs C bölü sinüs A. Çarpı sinüs 2a yerine de 2 tane sinüs a çarpı kosinüs a yazabilirim. Hatta sinüs a'lar sadeleşirse burada da 2 tane sinüs c çarpı kosinüs a kalır. Kalan ifadeleri parantez içinde hızlıca yazarsak, iki parantezinde yazarsak bakın iki parantezinde sinüs a çarpı kosinüs c sinüs a çarpı kosinüs c artı 2 parantezinde sinüs c çarpı kosinüs a sinüs c çarpı kosinüs a parantezin içerisindeki ifade sinüs A artı C'nin açılımı değil mi? Evet. Demek ki aslında bize iki tane sinüs A artı C sorulmuş arkadaşlar. Benim A artı C açısını bulmam lazım. Sorunun başında demişti ki A, B ve C açıları sırasıyla derece cinsinden bir aritmetik dizinin ardışık güç terimi. Yani biz A açısını alfa desek. B açısı alfa artı 1 olur. C açısı da alfa artı 2 olur. Toplarsak 3 tane alfa artı 3'ün 180 olduğunu biliyoruz öyle değil mi? 3'ü karşıya atarsam 3 tane alfanın 177. Ve alfanın da 59 olduğunu buluruz arkadaşlar. Alfa 59 bize A artı C lazım. Yani alfa 59 ise bakın A 59 C 61. 59 ile 61'i toplarsam 120 olur. Demek ki bize aslında iki tane sinüs 120 lazımmış. Sinüs 120 ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt iki tane sinüs 60 yazabilirim. O da 2 çarpı sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. İkileri sadeleştirirsem doğru cevabın kök 3 yani deniz ışığı olduğunu söylerim arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. İkinci sorumuz demiş ki O merkezli yarı çapı bir birim olan yarım çember ile OBC ve OAD dik üçgenleri verilmiştir. B ve D noktaları hem OBC üçgeninin hem de yarım çemberin üzerindedir. COB açısı alfa olmak üzere BC uzunluğu bölü DC uzunluğunun oranının alfa türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bize verilen yarım çemberin yarı çapı bir birimmiş. O halde OD uzunluğu bir birimdir. OB uzunluğu da bir birimdir. Arkadaşlar bize BC uzunluğu lazım. Bakın BC uzunluğunu yazarken dikkat etmem gereken bir şey var. Alfa açısını kullanacağız çünkü şıklarda hep alfa var. E BC kenarı ile OB kenarı tanjant alfa'yı verir. Ben tanjant alfa'yı yazmak istesem tanjant alfa karşı kenar yani BC uzunluğu bölü komşu kenar yani OB uzunluğu yarıçap bir. Ondan dışarı dışarı çarpma yaparsak aslında biz BC uzunluğunun tanjant alfa eşit olduğunu görürüz. Şimdi DC uzunluğunu bulmamız lazım. DC uzunluğu şuradaki gördüğünüz uzunluk. Ve bu uzunluğu da şöyle bulabiliriz diye düşünüyorum. OC uzunluğundan yani tamamından OD uzunluğunu yani biri çıkartarak bulabiliriz. O halde bana OC uzunluğu lazım. Bakın alfa, alfanın komşusu 1 ve hipotenüs OC uzunluğu. O halde kosinüs alfayı yazabilirim. Bakın kosinüs alfa eşittir. Komşusu OB uzunluğu 1. Hipotenüs de OC uzunluğu olduğu için şöyle biraz kaydırdık. OC uzunluğunu yazdık. Burada da içler dışarı çarpma yaparsak aslında OC uzunluğunun 1 bölü kosinüs alfa olduğunu görürüz. Fakat bize DC uzunluğu lazımdı. E 1 bölü kosinüs alfadan da 1'i çıkartırsak DC uzunluğunu buluruz. 1 bölü kosinüs alfa eksi 1. E bu da 1 eksi kosinüs alfa bölü kosinüs alfa olur. Bize ne sorulmuştu? BC uzunluğunun yani tanjant alfanın DC uzunluğuna oranı yani 1 eksi kosinüs alfa bölü kosinüs alfa oranı sorulmuştu. Hemen biraz daha kaydıralım bölelim. Tanjant alfa dediğimiz ifade sinüs alfa bölü kosinüs alfa bölü diyeceğiz. Bölü yazdıktan sonra hızlı geçeceğiz artık. Ters çevireceğiz. Kosinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa yazacağız. Kosinüs alfalar sadeleştiği zaman sinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa kalacak. Fakat ışıklarda tabii ki olmayacak bir ifade. Bize alfa bölü ikili ifadeler sormuş, e, vermiş ışıklarda arkadaşlar. O halde ben sinüs alfayı şöyle yazabilirim. 2 tane sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 şeklinde yazabilirim. E, 1 eksi kosinüs alfayı da yine alfa bölü 2 şekline düzenlemem lazım. Hemen ufak bir hatırlatma yapıp kosinüs alfayı düzenleyeceğiz. E, kosinüs 2x'in 2 tane kosinüs kare x eksi 1 veya 1 eksi 2 tane sinüs kare x olduğunu biliyorsunuz. Dikkat ederseniz bakın burada da 2x varken 2'ye böldüm. Kosinüs x oldu. E, demek ki burada da kosinüs alfa varsa kosinüs alfa ifadesi 2 tane kosinüs kare alfa 2'ye bölersem kosinüs kare alfa bölü 2 eksi 1 veya arkadaşlar 1 eksi 2 tane sinüs kare alfa bölü 2 olur. Peki biz hangisini alacağız? Tabii ki bunu alacağız. Neden derseniz bakın 1 eksi dediği zaman buradaki eksiyle bu ifadeyi çarpacağız ki birler sadeleşsin. O halde yazalım 1 eksi hemen sadeleştirmek için çarpıyorum. Eksi 1 artı 2 tane sinüs kare alfa bölü 2 oldu. Birler birbirini götürdü. Ne kaldı burada? 2 tane sinüs kare alfa bölü 2 iki kaldı. İkiler de sadeleşti. E sinüs alfa bölü 2 ile sinüs alfa bölü 2'nin de bir tanesi sadeleşti. Kala kala kosinüs alfa bölü bir dakika silip bir daha yazalım arkadaşlar. Kosinüs alfa bölü 2 bölü sinüs alfa bölü 2 kaldı. E bu da nedir? Kotanjen alfa bölü 2 eşittir. Yani bizim doğru cevabımız Adana şıkkıdır. Umarım açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir kez şöyle gösterelim. Tekrar soruyu. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Son sorumuz demiş ki arkadaşlar dik koordinat sisteminde x 0 virgül pi bölü 2'nin elemanı olmak üzere fx eşittir 2 tane sinüs 4x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu kırmızı grafik. A ve B noktalarının ordinatları f fonksiyonunun sırasıyla en büyük ve en küçük değerleridir. Buna göre A, B, O üçgensel bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar demiş ki A ve B noktalarının ordinatları fonksiyonun en büyük ve en küçük değerleri. Bizler sinüs fonksiyonunun alabileceği en büyük ve en küçük değeri biliyoruz. Eksi 1 ile 1 arasında öyle değil mi? Bakın bu sinüs 4x olsa da eksi 1 ile 1 arasındadır. Sinüs 5x olsa da eksi 1 ile 1 arasındadır. Sinüs fonksiyonunun alabileceği değerler eksi 1 ile 1 arasındadır. Yani aslında alabileceği en küçük değer eksi 1, alabileceği en büyük değer de 1'dir. Fakat burada iki tane sinüs 4x olduğu için eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarparsak eksi 2 küçük eşittir. 2 tane sinüs 4x o da küçük eşittir 2 şeklinde yazarım. Yani sinüs 2 sinüs 4x fonksiyonunun alabileceği en küçük değer eksi 2 iken alabileceği en büyük değer 2'dir. O halde a noktasının ordinatı 2 ise a noktasından y eksenine gidersem buradaki noktaya 2 yazarım. Yani şu uzunluğa arkadaşlar 2 diyebilirim. Yine aynı mantıkla B noktasının da ordinatı eksi 2 olmak zorundaymış. Yani şuraya eksi 2 yazdığım zaman B'den indirdiğim bu uzunlukta 2 birim olmak zorunda. Bize mavi üçgenlerin alanları sorulmuş. Aslında buradaki x açısını bulabilirim ama hiçbir işime yaramayacak. Yine de merak edenler için bulmak istiyorum. Mesela şunu söyleyebiliriz. Burada 2 sinüs 4x'teki x açısını yazdığım zaman 2 gelmesi lazım. Yani şöyle diyeceğim. 2 tane sinüs 4x'in 2 gelmesi lazım. 2'ler sadeleşirse sinüs 4x'in 1 gelmesi lazım. Sinüsün pi bölü 2 yani 90'da 1 geldiğini biliyorum. Yani 4x açısının aslında pi bölü 2 olması lazım. Buradan da x'i pi bölü 8 olarak bulabilirim. Yani benim buradaki aslında noktam pi bölü 8. Ama kullanmayacağımız için arkadaşlar b noktasındaki şu x açısını söylemeyeceğim. Bunu göstermek istedim yani merak eden arkadaşlarımız için. Şimdi mavi üçgenlerin alanlarına odaklanırsak dikkat ederseniz ikiye bölebiliriz. Yani şuradaki mavi üçgenin alanı ile bakın şu alttaki küçük mavi üçgen var ya çapraz gibi duruyor şöyle. Heh. Bu mavi üçgenin alanlarını toplarsam aslında ben cevaba ulaşabilirim arkadaşlar. Büyük mavi üçgenin alanı taban tabanı bulacağız şimdi. Bakın şuraya kadar uzunluk. Çarpı yükseklik 2 bölü 2. Artı buradaki mavi üçgenin alanında arkadaşlar. Aslında bakın maviye boyamamış buraya ama demiş ki burada ABO üçgensel bölgesinin alanı. O yüzden burası boyanmasa bile bakın ABO üçgensel bölgesinin alanına girdiği için yani buradaki üçgenin alanını bulacağız biz. Yine aynı mantıkla bakın yükseklik 2 tabanı bilmiyorum. Tabanı bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Aslında buradaki noktanın apsisi var ve ordinatı 0. Yani x açısını yazdığım zaman 0 gelmesi lazımmış. O halde şunu 0 eşitleyebilirim. 2 tane sinüs 4 xteki x açısını yazdığım zaman ordanası 0 gelmesi lazım. E 0'ı 2'ye böldüğümüz zaman sinüs 4x'in 0 gelmesi lazım. Sinüsü 0 yapan açılar 0, 180 şekline devam ediyor. Fakat dikkat ederseniz x burada 0 ile pi bölü 2 aralığında. Yani sinüs 4x'i 0 yapan açıyı buradaki 4x'i 0 alamam. Ama 4x'i pi açısı 180 alabilirim. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? Pi bölü 4 buluruz. E pi bölü 4 ile 0 ile pi bölü 2 arasındadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben burada x yerine pi bölü 4 yazdığım zaman 2 tane sinüs pi olur. E sinüs pi de 0 olduğu için gördüğünüz gibi buradaki noktanın ordinatı 0 olur. Demek ki buradaki noktanın apsisi de pi bölü 4'müş. O halde mavi üçgenin alanı yükseklik 2, taban pi bölü 4, taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaktık. Öyle değil mi? 2 çarpı pi bölü 4 bölü 2. İkiler sadeleşti pi bölü 4 olarak geldi. yine aynı mantıkla bakın buradaki mavi üçgen alanında yine tabanı pi bölü 4 yüksekliği 2. 2 çarpı pi bölü 4 bölü 2'den pi bölü 4 olarak gelecek. Pi bölü 4 ne? Pi bölü 4'ü toplarsak arkadaşlar doğru cevabın pi bölü 2 olduğunu görürüz. Yani bizim sorumuzun cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce çözdüğüm soruda. Cevap anahtarı bunu yanlış göstermiş. Bu üçüncü soruyu çözmüştük ya biz arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabını anahtarını Ceyhan olarak göstermiş. Sadece bir daha bakayım. Evet. Üçüncü sorunun cevap anahtarını Ceyhan olarak göstermiş fakat Adana şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.